Hayvan resmen kıl dökmüş buralara. Kim kıl dökmüş kız? Lord mu? Şu Bebet Okame dediğiniz arkadaşın var ya abi, onu bir daha kıl dökme mevsiminde eve çağırma, olur mu? Karışma kızım o çocuğa. Başım. İyi kalpli o. Tüy diplerine kadar da sağlam bir çocuktur ha. Batur Alp Hoca da içi temiz bir insan değil mi abi? Nereden biliyorsun diyeceksin. İçinde ne var ne yoksa hepsini lavaboya çıkarmış da. Ha. Bana bak. O olaylar yaşanmadı sıdıka, tamam mı? Öyle sağda solda annemin bulması için delil bırakmadın, değil mi? Uyu sen abi. Endişe edecek bir durum yok. Sıdıka, kaynanasının ortası da var mı? Çıkar onu da salla bari. Karıya bak be. Stereo yayına geçmiş ya. Anlamadım abi, ne diyorsun? He, anlamazsın tabii. Bu çıkardığı gürültüden ne dediğimi duymuyorsun ki. Kızım kasten mi yapıyorsun şunu ya? Ya şunun şurasında akşamdan kalmayız. Yani her ses beynimizin içinde çın çın ötüyor. Ya niye karıştırıp duruyorsun şu çayları be? Japonlar henüz karıştırılmış çayı icat edemedi abi. O zamana kadar mecburen karıştırmak durumundayım. İyi ama bunun bir süre sonra durması lazım Sıdık'a. Başım çatlıyor benim. Bak, bu sesi ben çıkarmıyorum abi. Duyduğun gibi kapı çalıyor. Hadi toparlan artık, hadi. Sıdık'a. Ha. Bütçemizden bir miktar para arttı değil mi? Evet. İyi. O zaman ister misin o bütçe üzerinden küçük bir iddiaya girelim? İddiaya girecek bir durum yok abi. Sinop'tan annemle babam geldi. Bu çok belli. O zaman biz de zili kimin çaldığı üzerine iddiaya girelim Sıdık'a. Yani şu an kimin parmağı var zilin üstünde? Bilen kalan bütçeyi alır. He? Tamam. İyi. O zaman şimdi bir hesap yapalım. Bak ellerinde bir bavul var, tamam mı? Şu durumda kapıyı diğeri çalar. Babam bavulu anneme taşıttığına göre... Evet, demek ki annem bavulu taşıyor. Kapıyı da babam çalıyor. Evet, bavul kesin annemdedir ama zili de o çalıyordur. Hatta şeker talan bir sürü erzak yollamıştır. O yüzden annem zili burnuyla çalıyordur. Efendim, hoş geldiniz. Hoş. Görüyor musun Zekeriya, kapıyı Sıdık açtı. İddiayı ben kazandım. Zili annem basmış, ben kazandım. Ne haber? Ay, siz de mi iddiaya girdiniz kız? Hadi hadi, kapı önünde dikilmeyin. İçeride konuşuruz. Hadi, hadi. Hadi. Yürü yürü. Başka neler yaptınız Sinop'ta? Şeterli talanlar nasıl? Aman kız Sıdık'a, meğer ne çok seveni varmış Kudret abinin. Mezara koymadan önce son bir defa suratını göreceğiz diye millet kuyruğa girdi. Üf anne ya, anlatma diyorum, anlatıyorsun. Car car car, ölüm kalım, ağlama sızlama. Bana bak, bir felaket senaryosu yazsana sen. Ne felaketi? Ne senaryosu kız? Bana bak, sinemaya gittin değil mi kaltak? Hı? Ondan böyle senaryo felaket falan diyorsun. Dur bakayım. Titanic değil mi? Abi? Ha kızım, başka felaket filmi yok ki şu sıra vizyonda. E o bakımdan söyledim. Ama bak. Tuzağa düştün. Ama abimle gittik anne. Değil mi abi? Ya evet. Şu gözlere bak. Bu da kesin içki içmiş dün gece. Sıdıka ile içtik. Değil mi Sıdıka? Kız bir de içki mi içtin sen? Hı? Zekeriya, bak bunlar neler yapmış biz yokken anacığım. Yaparlar tabii Safiye. Yapmasalardı şaşardım. Sen şimdi bırak onları da şu dağınıklığı kaldır hadi. Hadi kız kalk, sen de yardım et hadi, bana. Hadi hadi. Soracağım şimdi sana Sıdık'a bu yaptıkların hesabını. Ha? Görsün sen. Samim nasıl gitti ticaret hayatı? Batur Alp Hoca'nınki bitti ya. Ben Batur Alp Hoca'nınkini sormuyorum oğlum. Bizim işleri soruyorum. Kim geldi, kim gitti? Valla pek gelen giden olmadı baba. Ya sadece Şeyma Hanım diye biri ev bakmaya geldi, o kadar yani. Demek Şeyma Hanım ev bakmaya geldi ha? Peki Reşat ne dedi bu duruma? Hangi Reşat baba? Bırak şimdi lan, numara yapmayın. İkimiz de biliyoruz hangi Reşat'la Şeyma'dan bahsettiğimizi. Oğlum utanmıyor musun böyle şeyler yapmaya ya? Lan hem ben size kaç para bıraktım ki gidip el alemin karılarıyla yiyorsun be? Olmadı öyle bir şey baba ya. Ayrıca en azından ben bekar bir insanım. Asıl sen nereden tanıyorsun bu Şeyma'yı bakalım? Hı? Ulan biz de biliyoruz dediysek bir şey yaptığımızdan değil ya. Bütün mahalle esnafı tanıyor onları. Bana bak, bu konuyu anana duyurmadan kapatalım, tamam mı? Geç kız, otur şuraya. Vereceğim ben senin cezanı şimdi Sıdık'a. Ha? Nekle sen. Ne olmuş da geri anacığım öyle heyecanlı heyecanlı konuşuyorsunuz? Kim bu Reşat'la Şeyma? O şey...
şey... Evet anne, onlar şey... Aman aman, ay size de bir şey sorulmuyor, tamam. Gıkını çıkarmadan dinleyeceksin şimdi beni Sıdık'a. Felaket senaryosu neymiş göstereceğim ben sana. Hem de canlı canlı bunlar. Kız bak şimdi, hani şu şetaret ağının karşısında oturan emekli bir öğretmen vardı ya. İşte biz gittiğimizde onun oğlu öldü. Kalp büyümesi varmış. Ay gencecik olan kütle direkt gitti kız. Ha, oğlan önce nişanlısı çamaşır suyu içip intihar etmez mi? Ay ambulansı zor yetiştirdiler. Ambulans da yolda devrilmesin mi sana Sıdık? Kız kurtulmuş ama kayını kötürüm kalmış diyorlar. Ambulansın şoförünün iki çocuğu varmış yazık. Ay üçüncü de karısı hamileymiş. Ay o doğum yaparken işte böyle kadın da gitmesin mi? Hadi. Ay ambulansın şoförü bu sefer doktoru sen. Öldür orada. Niye katma şey yaptın diye. Ay Sıdık'a bir göreceksin. Güzel günler yaşadık ve bitti günlük. Annemle babamın zorunlu Sinop ziyaretlerinin sona ermesiyle birlikte 4 kişilik ideal kadromuza tekrar kavuştuk. Birkaç gün süren aile reisliği makamını yeniden babama devrettim. Ancak yaşadığım 2 gün kesinlikle yanıma kâr kaldı. Tek başıma kimsenin karışmadığı, dilediğim gibi davranabildiğim bir tatil oldu bu. Hayatımın en güzel 2 günü diyebilirim. İstediğim kitabı okudum, istediğim müziği dinledim. Hatta abimin rızasıyla sinemaya bile gittim. Yalnızlık ve özgürlük güzel şeymiş be günlük. Birkaç güncük de olsa güzel şeymiş. Sıdıka Saka.